TV'nin ekranlarında Poliklinik programına hoş geldiniz. Bugün önemli bir konu konuşuyoruz. Yakını görememe sorununu konuşacağız ve tedavisinden bahsedeceğiz. Değerli bir konuğumuzu ağırlıyoruz stüdyomuzda. Refraktif cerrahi ve kornea uzmanı operatör doktor Faik Oruçoğlu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Hemen canlı yayın numaramızı verelim. 0212 480 06 67 ve 63. Mail adresimiz poliklinik@tvnet.tv.tr ve Facebook üzerinden bize ulaşmak isterseniz facebook.com/poliklinik.tvnet adresine de sorularınızı gönderebilirsiniz. Tabii görme çok önemli bir durum. Görememeye başlayınca insan aslında ne kadar önemli bir organ olduğunu algılamaya başlıyor. Genç yaşta da tabii bir takım kusurlar görebiliyoruz ama ilerleyen yaşlarda herhalde biraz daha gözümüzde de yaşlanma daha yoğun hale geliyor ve bir şekilde bir görme kusuru yaşıyoruz. Bunlardan bir tanesi uzağı görememedir, bir tanesi de yakını görememe. Nedir aslında? Evet, yakını görememe diyoruz, görmemekten bahsediyoruz ama biliyor muyuz sebeplerini? Ne oluyordu biz yakını görememeye başlıyoruz? Tabii ki sebepler belli aslında. Göz bir makine gibi çalışıyor. Tamirli bir optiği var, bir fizik sistemi hakim. Gözle ilgili sorunlar doğuştan itibaren ortaya çıkabiliyor. Çocuk doğduğunda bile biz onun görmesini değerlendirip, işte hipermetropisi var, bazen miyop doğabiliyor, miyopu var, daha ileride işte astigmatı var gibi görme kusurlarını, biz kırma kusuru diye nitelendirdiğimiz bir kusur ortaya çıkarıyoruz. Ve bunun değerleri yüksekse veya belli bir değerin üzerindeyse de zaten gözlük takarak bunu düzenlemeye çalışıyoruz. Şimdi buradaki olay, bir korneamız var, kırıcı ortamımız. Bir korneanın arkasında merceğimiz var, kırıcı ortamımız. Bir de gözün arkasında tüm bu görüntünün odaklandığı ve düştüğü göz sinirimiz var. Şimdi eğer görüntü, korneadan geçen, lensten süzülen görüntü tam görme merkezinin, sinirin ortasına odaklanmazsa, düşmezse o zaman göremiyoruz. Daha doğrusu yetersiz görmeden. Önüne düşerse miyopiden bahsediyoruz. Arkasına düşerse de hipermetropiden bahsediyoruz. Miyopi ne demek? Miyopi daha çok uzak görme kusurudur. Hasta yakında bir sorunu yok ama uzağa göremiyor. Miyopin derecesi arttıkça iyice yaklaştırarak görebiliyor. Gözlüksüzden bahsediyorum. Hipermetropi bunun arasında kalan bir şey. Daha çok yakın ağırlıklı olmakla uzak etkilenebiliyor. Bir de yaşa bağlı bunun dışında ortaya çıkan bir kusurumuz var ki ona biz tıpta presbiyopi diyoruz. Presbiyoptaki durum çok daha farklı. Bizim yakınımızı ilgilendiriyor. Yakın derken biz kol mesafesinden, bu mesafeden bahsediyoruz. Aslında, yani kitap okuma, gazete okuma benzeri bu tür şeyler. Aynen. Daha mı yakın? Daha yakın ve o şey, bir kitap, bir gazete okuma, bilgisayara kadar gidiyor bu mesafe. Şimdi bu mesafe işimizi, gücümüzü gördüğümüz sadece okumayla değil, birçok işimizi yaptığımız bir alan. Nedir bunlar? İşte ne bileyim, dişimizi fırçalıyoruz, tıraş oluyoruz, makyajımızı yapıyoruz. Bir şeyler doğruyoruz. Aynen öyle. Sadece okumakla da kısıtlanmak gerekiyor. İşte bu tür sorunların başladığı bir evre vardır, yaş vardır. Ki bu da çoğunlukla 40 yaş itibariyle başlıyor. Çok erken değil mi aslında 40? Şimdi, yani yaşlılıkta sanki görme kusurları daha çok başlar gibi. Bunu bekliyordum. Hastalarım da şok oluyor. Mesela geliyor işte 44 yaşında. Ya diyor işte geçen ben fark ettim. Ben daha çok gencim. Yakını göremiyorum, nasıl oluyor falan filan, daha yaşım 44 diyor. Ben de dedim ki gözümüz biraz nankör. Erken yaşlanıyor kendimize göre. Ki böyledir. Göz geç oluşan, erken yaşlanan bir uzuvumuz, bir organımız. Bunu da hep dile getiriyorum. Şimdi olan şey de ne? Olan şey aslında gerçekten bir yaşlanma. Aslında yaşlanma doğduğumuzdan itibaren devam eden bir süreçtir. Biz buna büyüme diyoruz, olgunlaşma diyoruz ama bir yaş üzerine ilave ediyoruz. Ve bu yaşla tabii ki vücudumuz değişiyor, gözümüz değişiyor, saçımızın rengi bile yaşla değişiyor. Sonuç olarak bu bir proses, yaşla beraber ortaya çıkan bir olaydır. Şimdi gözümüz nedir? Bir görme organı ve ne yapıyor? Uzağı görüyor, ortayı görüyor, yakını görüyor. İşte bu görmeyi gözün içerisindeki bir mercek ayarlıyor. Mercek ne yapıyor? Hop diye şişiyor. Yakın görmeyi odaklamamızı artırıyor. Hop diye küçülüyor, uzağa odaklanıyoruz. Şimdi bu merceğin bu kadar kolay hareketi yaşla beraber azalıyor. Diyelim ki o işlevini bir anını biraz kaybediyor diyebiliriz aslında. Aynen öyle. Şimdi elastik bir şey düşünün. Bu elastikiyetinin de azaldığını düşünelim.
Şimdi ne yapıyor? Elastiket arttıkça istenilen kadar numarasını artırabiliyor. Çünkü bizim yakını görmemiz için ilk bir numaraya ihtiyacımız var. O yüzdendir ya belli bir yaştan sonra yakın gözlüğü veriyoruz. Çünkü gözünde bir sorun yok. Uzağı %100 görüyor ama yakın için ek bir numaraya ihtiyaç kalıyor. Normalde ne olacak? Çok özür dilerim. Gözün içerisindeki mercek şişecekti. O numarayı bize verecekti zaten. Ama şu an belli bir yaştan sonra onu bize veremiyor. Peki burada evet yaş çok önemli. Ama bunun dışında biz herhangi bir şeyle tetikliyor muyuz? Mesela şunu biliriz işte obeziteyi engellemek için beslenme şeklini değiştirmemiz lazım. Burada yakınıyla ilgili görmeme sorunu yaşamak adına yapabileceğimiz işte mesela bayanlar için belki makyaj malzemeleri ya da benzeri şeyler. İşte güneşe fazla maruz kalmak. Böyle bilinen bizim bu durumu tetiklediğimiz faktörler var mı? Aslında hayır. Çünkü yaşlanmayı önleyemiyoruz. O yüzden yaşlanmayı önleyemediğimiz için de bu doğal bir süreci de önleyemiyoruz. Tekrar söyleyeyim, doğal bir süreçten bahsediyoruz. Ama bu doğal bir süreç tabii ki bizim görmemize, daha doğrusu yakını görememize mal oluyor. Şimdi bu yakını görememe aslında hep devam eden bir şeydir. Mesela bir çocuğu getir, uzağı tam görüyor. Bir yazıyı koy, ver eline, buradan okur. Bu kadar mesafeden okuyabilir. Ama yaş ilerledikçe mesela 20'lerde biraz daha bu mesafe artmaktadır. 30'larda biraz daha artmaktadır ama 40'ları geçtikçe bu mesafe bizim kol mesafemizde geçtiği için işte orada bir yardımcı bir şeye ihtiyacımız oluyor. Gerekiyor. Vastaya peki hastalar oluyor. İlk bu yakınla ilgili sorunları yaşadıklarında geliyorlar mı yoksa geldiklerinde genelde biraz fazla mı görmeme sorunu olmuş oluyor? Şimdi farklı. Nasıl farklı? Mesela bazıları bir anda fark ediyor. Loş bir ortamda bakıyor. Okumada abi. Zorlanıyor. Uzaklaştırıyor ve ışık arıyor falan. Bir anormallik olduğunu fark ediyor ve geliyor. Ya diyor ki işte ben loş ortamda iyi okuyamıyorum. Bakıyoruz işte yakın görme kusuru. İşte atıyorum artı bir numaralı gözlükle daha iyi görürsün diyoruz. Morali bozuluyor gidiyor mesela bazılarının. Morali bozuluyor gidiyor. Şimdi bazı kısım zaten evinde ailesinde biliyor. İşte ne bileyim kendisinden büyük annesi memneyi ve çok yakın birkaç yaş büyük olan ablası kardeşi de yakın gözlüğüne başlamıştır. Ya da eşinin direkt onun gözlüğünü takıyor veya gidiyor sokaktan takıyor böyle ha bununla iyi gördüm diyor. Bunu alıp devam edenler de var. Evet. Yani dışarıdan numara falan ortaya çıkarılmadan. Ama kendini zorlayıp işte ben evet yakını göremiyorum ama gözlük de takmayacağım deyip. İşte çok geç yaşlara kadar artık belli bir şeyden sonra benim başım ağrıyor, gözüm ağrıyor. Tabii bu tür şeylerin başka etkileri de oluyor. Baş ağrısı ya da benzeri şeyleri de siz zorlarsanız görmeye. Şimdi başlangıçta görürsünüz ama devamı gelmez. Şimdi siz ilk odaklarsınız, mesela yaşla, yakın görme kusurunuz var. Biz presbiyop dediğimiz bir olay. Alırsınız işte ne bileyim gazeteyi falan. Biraz odaklamayla, gözünüzü odaklayarak o yeri seçersiniz, okursunuz. Ama devamı gelmez. Birkaç satırdan sonra bakarsınız dağılmaya başlıyor işte ne bileyim karıncalanma diyor işte görme falan. Biraz daha zorluyor odaklamaya çalışıyor çünkü. Ne yapıyor? Gözün içerisindeki kasları zorluyor. Bu da baş ağrısına kadar götürüyor. Götürüyor. Peki bu hastalık kendisiyle beraber başka şeyler oluşturuyor mu? Yani evet baş ağrısı ya da benzeri şeyler oluşturabilir ama gözle ilgili hani bu zorlanma ya da bunun arkasından biz gözle ilgili de şu hastalığı işte retinada ya da korneada başka şeyleri de görebiliyor muyuz? Aslında dediğim şeye geri gelirsek işte gözümüz erken yaşlanıyor ve hastalıklar da birazcık daha erken ortaya çıkabiliyor tabii ki. Mesela nedir bunlar? Bir göz tansiyon olayı. Biz daha çok 40 yaşından sonra daha sık karşılaşmaya başlıyoruz. Yaş ilerlediği için ne ortaya çıkabiliyor? Katarak. Aslında o da doğal bir süreci iştirak ediyor. Yaş biraz daha ileride ne ortaya çıkabilir? İşte halk arasında sarı nokta, bizim yaşa bağlı makula dejeneransı dediğimiz olaylar. Kuru göz yine yaşla beraber bir artış gösterebiliyor. Sonuçta yaşla beraber evet diğer göz hastalıkları da eşlik edebiliyor. Peki böyle bir rahatsızlıkla hastalarsa kendi az önce söylediğiniz şey çok güzeldi. İşte numara veriyoruz, göz görüyoruz, moralleri bozulup gidiyorlar. Burada tek şeyimiz gözlük müdür? Yoksa evet belli bir yere kadar gözlük ama bunun yanı sıra daha ilerlemiş hastalarda artık bir takım operasyonlar başlıyordur herhalde. Doğru. Şimdi böyle doğru. Hastalar hiçbir zaman mesela gözlük kullanmamış ve belli bir yaştan sonra gözlük kullanmayı istemeyen çok oluyor. Alışmamış. Hatta diyor ki ya yakıştıramıyor ya da ne bileyim burnuna koyduğunda burnunu açılıyor falan filan. Kosmetik amacı da var. Diğer tarafta var. O zaman diğer çözümleri sunmaya çalışıyoruz hastalarımıza.
Bu çözümler aslında çeşit çeşit. Çünkü sürekli bunu tedavi etmeye çalıştık. Çalışıyoruz da hala da. Sebebi de bu. Yaş nüfusla beraber yaşlanma artıyor. Ve yaşa bağlı yakına görme oranı olan insanların sayısı artıyor. Bugün işte ne bileyim 2 milyara yakın insanda işte yakın görme bozukluğu var diyebiliyoruz. Evet. Bu büyük bir aynı zamanda endüstri oluşturuyor. Bu yüzdendir ki çok belli başlı işte firmalar ve neredeyse gözle ilgilenen birçok firma burada bir yol bulmaya çalışıyor. Nasıl tedavi edebiliriz? Gözlük dışında tabii ki. Şimdi neler var elimizde? Gözlük evet işte takarsın görürsün. Çünkü ek bir kırıcılığa ihtiyacımız var. Ek bir büyütmeye ihtiyacımız var. Bunu gözlükle evet çözebiliyoruz. Ama bazı hastalarda böyle bir durum var. Uzakta zaten bir numarası var. Hipermetroplar için özellikle. Bir de yakında oluyor. O zaman nedir? Çift gözlük. Onu tak bunu çıkar. Kullanmak. Evet. Çok zor. Yani bunu yaşayanları tabii ki göz hekimleri daha aşinalar bu işlerle. Zorlandıklarının farkında işte bunu takıyor çıkartıyor diğerini takıyor. Ya da aynı gözlükte de kullanabiliyorlar ama onda da evet, o da biraz sıkıntılı bildiğim kadarıyla. Şimdi burada çözümler var işte nedir biri? Multifokal gözlükler uzak yakın bir arada. Alışanı var alışmayanı var pahalı biraz diğerlerine göre. Ama alışmak biraz sıkıntılı galiba annemi aldık kullanamıyor. Kullanamadınız kullanamayanlar var evet. Kullananlar da var. Gerçekten de herkese uymaz bu başka bir şey ama kullanılan... mümkün olan var. Bir şey. Evet. Şimdi diğer bir şey multifokal yine lensler var gözün içerisinde ama bugün mesela bir hastam çok güzel anlatıyor. Diyor ki gözlük sevmiyorum. Lens aldım ama diyor lensi görmüyorum. Çünkü şimdi lens ne yapması lazım? Gözüne yaklaştırması lazım. Zaten yakını görmüyor ya. Ay evet. Yaklaştırdıkça diyor kayboluyor lens. Uzaklaştırınca görüyorum yaklaştırınca diyor. Takmak da mümkün değil evet, neredeyse. Bir de şey ya şeffaf ya. Şey karıştırıyorum diyor göremiyorum falan çok sıkıntı çekiyorum diyor. Bu tür durumlar var. Tabii, çok ilginç. Onlar bu tür hastalar lens kullanamıyor diyebiliriz evet, aslında bir yandan. Alışkanlığı olanlar vardır. Direkt hiç görmeye veya şeye ihtiyacı yoktur. Direkt hissedip takanlar da vardır ama işte böyle hastalar da var. Yakını görürken bile lens takmak. Evet. Bunun dışında çözümler arayanlar oluyor. İşte dediğim gibi çok teknik var elimizde. İşte ilk başlarda ne vardır? Kondaktif keratoplasti vardı. Yine korneada iş yapıyorduk. Korneanın kırıcılığını artırıyorduk. Bir baktık ki geri dönüşümlü. Nasıl geri dönüşümlü? Yaptığın etkisini kaybediyor o anlamda. Belli bir zamandan sonra. İşte biraz daha geliştiriyordu. Hep de ama korneada nedense bu işi bulmaya çalışıyoruz. Korneada intrakor denilen tedavi yöntemler ortaya çıktı. Bir baktık ki o uzağı tamıyla bozuyoruz. Daha sonra işte suprakorlar, presbilastikler, yakın görme, yardımcı olacak lazer tedaviler ortaya çıktı. Burada da hasta kıstası çok şey, yani hasta seçiminde bayağı bir kısıtlıyız. Aynı zamanda yine uzak etkilenebiliyor. Bunun dışında göz içi mercekler ortaya çıktı, işte multifokal mercekler. Burada da yine belli bir numaralar, belli bir yaşlar gerekiyor. Herkese olmuyor. En son yine de... önümüze çıkan ve uygulamaya başladığımız kamera inlay veya korne içerisine yerleştirdiğimiz mikrodiskler. Bunlar birazcık daha ön plana çıkmaya başladı günümüzde. Sebebi bu. Bir kısa süreç. Ne yapıyoruz? Korneada bir cep oluşturuyoruz. Ne yapıyoruz? Cebe bir... Bu bir ameliyat yöntemidir doğru, aslında doğru, değil mi? Doğru. Evet. Yani artık şeylerden çıktım gözlükten ve evet. Çünkü arayış çok fazla. Çok hasta başvuruyor. Dediğim gibi lens... Ya böyle bir şey de söyleyeyim. Şimdi uzak ve yakın gözlüğü kullanıyor hasta. Hipermetrop artı 2 uzakta kullanıyor, artı 4 yakında kullanıyor. Diyor ki en azından bunun birini çözün. Evet. Belki gözlüğü ya yakını takmıyor. En azından ameliyatta çözmek ya da uzağı en azından ameliyatta en azından çözmek. Uzağım yok olsun yakını ben yine şeyim. Mesela orada çok basit daha işlem. Lazer yaparsınız. Çünkü uzağa lazer çok başarılı. 20 evet. Yıldır uyguladığımız. Doğru. Milyonlarla insana uyguladığımız bir tedavi. 40 milyon yakın insana uygulanmış şu ana kadar lazer tedavisi. Ne yapıyoruz? 2 numarayı uzakta çizdiğimizde en basitini söylüyorum lazerle. Çizme halk arasında biz işte evet. Şey diyelim lazer diyelim. Ne oluyor? Hem uzağa gitmiş oluyor. Hem de yakında 4 numara yerine 2 numara kullanmış oluyor. Neden? Çünkü uzakta 2'yi yok ettiğimizde yakından da 2'yi yok etmiş oluyoruz aslında. Yani böyle bir basit işlemler de var. Basit dediğim... Nedir işte hasta yatıyor, lazer uygulanıyor. Lazer uygulaması iki aşamada bir flebo oluşturma yine lazerle yapıyoruz günümüzde. İkinci bir ablasyon dediğimiz ikinci bir lazer uygulama. 10 dakikalık bir süreçten bahsediyorum aslında.
Peki şimdi bu yakını görmeme ile ilgili olan ameliyatta, bu arada ameliyatın tam olarak ismi ne diye geçiyor? Şimdi ilk olarak son bahsettiğim ameliyattan bahsedersek Agfox diye ortaya çıktı ama şimdi Agfox bir firmanın ismi Camera Inlay diye geçiyor aslında. Camera Inlay. Inlay aslında içeriye yerleştirdiğimiz bir şey anlamına geliyor. Hani İngilizce'de in, evet, out falan var ya. Çünkü kornenin içine yerleştiriyoruz. Kamera da muhtemelen kameradan geliyor. Çünkü ortaya çıkma yeri de bildiğimiz fotoğraf makinesi. Neden öyle? Şimdi fotoğraf makinesini 1.6'ya kamera açıklığını getirdiklerinde bakmışlar ki hiçbir zoomlama yapmadan uzağı, yakını, orta mesafeyi aynı netlikte ayarlayabiliyorsun, resmini çekebiliyorsunuz. Şimdi normalde fotoğraf makinesinde yapmamız lazım? Zoomlama yapmamız lazım. Uzağı ayrı, ortaya ayrı, yakına ayrı. Peki bu ameliyat yönteminde ameliyat sonrasında nasıl bir görme elde etmiş oluruz? Çünkü şimdi her zaman doktorun tedavi algısıyla hastanın tedavi algısı örtüşmüyor diyebiliriz. %100 bir görme sağlıyor muyuz yakını görme açısından? Yoksa işte oran çok azaldıysa, mesela %50'lere çıktıysa biz bunu %70'e mi çıkarmış oluyoruz? Hı-hı. Şimdi tabii %100 kimine göre evet, kimine göre hayır. Ve biz hiçbir zaman %100 diye bir tabir sevmiyoruz göz hekimler olarak. Aslında belki de doktorlar olarak. Çünkü o kadar iddialı olamıyoruz hiçbir şeyde. Ama birinde tabii ki %100 çözülebilir, birinde %90 çözülebilir, birinde %50 de çözülebilir. Ama sonuçta bir çözülme var. Yani bir iyileşme var. Yani kişi sonucunda bu ameliyat sonrasında yakını kullandığı, yakın için kullandığı gözlüğü bir kenara koyabiliyor mu? Bu kadar net diyebilir miyiz? Yine de söylüyorum. Genellikle evet. Şimdi böyle düşünün. Sizin okuduğunuz bir yazı var. Ama bu yazının harf büyüklükleri değişiyor. Biz zaten yakını görme kusurunda ona bakıyoruz. İşte 10 sıramız var. En büyüğü, daha küçüğü bilmem ne. En noktaya kadar geliyor neredeyse. Ya en küçüğünü görmesine gerek yok yani. Evet, yaşındaki bir kişinin. Oradan bahsediyorum. Şimdi diyelim ki gözlüksüz ilk 2 sırayı görüyor. Biz diyoruz ki yani 2 sıra yerine mesela 10 sırayı da görebilirsin ama 8 sırayı da görebilirsin. Zaten 8 sırayı görmek bir gazete okumak demektir. Evet. Gerek olan 2 sırada görmesi çok sorun değil. O da herkes için değil. Hani bunlar olabilir dediğim gibi. Sadece hani iddialı olmak gerekiyor. Sadece olarak bu var. Peki hasta, biz bunu iki göze genelde iki gözle birden görüp iki göze birden mi ameliyatı yapıyoruz? Şimdi Camera Inlay tedavisinde yaptığımız işlem budur. Önce hastayı değerlendiriyoruz. Hastanın kırma kusurları nelerdir? Yakın mı sadece, hem uzak hem yakın mı var? Mesela hastanın uzağı da var. O zaman önce lazer uygulayarak o uzaktaki görme kusurunu düzeltiyoruz. Daha sonra tek göze bu Camera Inlay dediğimiz bu aleti yerleştiriyoruz. Bu diski yerleştiriyoruz. Tek gözden bahsediyorum. Neden? Çünkü bizim normalde baskın olan bir gözümüz var. Bu kolumuzda da böyle, bacağımızda da böyle. Nedir bu baskın olan göz? Şimdi uzağa baktığımızda, mesela nişan aldığımızda hangi gözü kullanıyoruz? Veya fotoğraf makine çektiğimizde hangi gözü kullanıyorsak o göz genellikle baskın olan gözdür. Bunu seyirciler de belki basit olarak uygulayabilir kendilerinde baskın gözlerini bulmak için. Diyoruz ki karşıda bir odak seçin, oraya bakın. Mesela ben size bakıyorum şu an. Evet. İki gözünüzle karşıdaki bir yere bakın. Daha sonra elinizin üzerine koyup ortada bir delik oluşturacak şekilde gözünüzün önüne getirin böyle. İki gözünüzle bakın. Siz de bana bakın aynı şeyi. Evet. Sonra bir gözünüzü kapatın, sonra diğer gözü kapatın. Hangi gözle beni görebiliyorsanız o göz baskın gözdür. Denediniz mi? Sonra hemen ekranı veriyorlar böyle yaparken. Sonrasında deneyeceğim. Yani bu basit bir test. Elimizden bir daha söyleyelim kaçıran izleyicilerimiz için. Şimdi karşıda bir odak noktası seçiyoruz. Mesela ben şu an sizi seçtim. Evet. Size bakıyorum. İki gözümle bakıyorum. Sonra elimi üzerine koyuyorum. Ortadaki delik oluşacak şekilde. Ve gözümün üzerine getiriyorum. Yani size bakarken kafamı oynatmıyorum, gözümü oynatmıyorum. Getiriyorum. Tam önüme getirdiğimde. Evet. Elimi oynatmadan bir gözümü kapatıyorum. Bak şu an sol gözümle görüyorum. Ama solu kapattığımda siz yoksunuz. Hiç görmüyorum. Oysa ki ben iki gözümle bakıyordum. Demek ki iki gözle baktığımızı zannediyoruz. Ama aslında bir gözümüz. Odaklandığımızda bir gözümüzü kullanıyoruz. Peki. Bunu izleyicilerimize evde denesinler diyelim o zaman. Peki Adnan Bey hattımızda. Adnan Bey hoş geldiniz. Merhabalar efendim. Merhaba. Buyurun iyiyiz. Dinliyoruz sizi. Ablacığım ben 45 yaşındayım. Evet. Kocama bir sorum olacaktı. Sesiniz çok az geliyor ama bize.
Öyle mi? Evet, şimdi biraz, evet, şimdi daha iyi duymaya başladık. Buyurun, dinliyoruz sizi. Efendim hocama bir sorum olacak. Tabii, buyurun. Estağfurullah. Şimdi ben 5 seneden bu yana telefon olsun, ondan sonra dergi olsun, kasta olsun okumakta sorunlar yaşıyorum. Bir iki kere hocalarıma gittim. Onlar yaşla ilgili olabilir dediler. 45 yaşındayım ben. Bununla evet. ilgili hocam bana yardımcı olursa sevinirim efendim. Peki ne dedilerse dediniz? Gözlük önerdiler. Gözlük önerdiler. Anladım. Evet kadar. Efendim 0.75. Ondan sonra bir de ilerleyen zamanda 0.1 falan gözlüğü kullandım. Bir numara gözlük kullandım. O gözlükler şimdi şu anda ben kullanmıyorum. Çünkü baş ağrısı yapıyor. Çok memnun değilsiniz sanki. Öyle mi? Gözlükten hiç memnun değilim efendim. Peki çok geçmiş olsun. Hemen bir konuşalım. Bu durumda da ameliyat ya da benzeri şeyle uygulanabiliyor mu? Ne dersiniz? Evet. Aslında işte konuştuğumuz şeylerin sorusu, konuştuğumuz şeylerle ilgili, hastalıkla ilgili işte yakın görme. 45 yaş çok güzel çünkü 40 yaşından sonra daha çok ortaya çıkıyor. 43 yaşından sonra daha çok karşılaşıyoruz. İşte 45 yaşına gelmiş, o yaşa kadar görürken bir anda yakında telefonda sorun yaşamaya başlıyor. Demek ki ek bir kırıcı bir ortama ihtiyacı var. Bu gözlük olabilir ki gözlükten memnun değil. O zaman diğer yöntemlere geçiyoruz. İşte şu an en son uyguladığımız, bahsettiğim ameliyat tekniği, kamrindey. Burada göz peki bir görmeyle ilgili şeyimiz var mı? Mesela izleyicimizde de ki 0.75 ya da bir hani... Şimdi böyle diyoruz genellikle. Tercih ettiğimiz yaş olarak söyleyeyim. 45 ve 60, bazen 65 ama 45-60 yaş arası daha çok tercih ettiğimiz alandır. Bu yaşlar arasında evet, gözlük yani, kullanmak istemeyen kişiler istemeyen veya gözlük kullanırken rahatsız olan kişilere uygulanabiliyor kişilere, diyebiliriz evet, aslında. Peki devam edeceğiz Mustafa Bey hattımızda. Mustafa Bey iyi günler, hoş geldiniz. İyi günler. Buyurun dinliyoruz sizi. Efendim? Dinliyoruz sizi, buyurun. Evet, ben ameliyat oldum, katarakt ameliyatı. Evet. İki gözümden oldum. Birisi çok iyi ama birisi sanki yazıları birbirine geçmiş gibi görüyorum böyle. Bir cisme baktığım zaman şöyle bir cisme daralarak böyle baktığım yer daralarak gidiyor böyle iki tarafında böyle daralarak. Ondan sonra gözümde doktor bey gözümde katarak oluşmuş şey aman ödev oluşmuş dedi. O ödev geçmiş dedi ama şimdi de devam edeyim yani gitmeye oraya devam edeyim bir özel hastaneye başka bir özel hastaneye gideyim şimdi. Beni ameliyat eden de aslında gelme dedi bana. Onu bir soracağım acaba düzelir mi? Peki çok geçmiş olsun hemen bir konuşalım. Sağ ol teşekkür ederim. Teşekkürler geçmiş olsun. Geçmiş olsun, olsun gerçekten. Ne dersiniz? Şimdi katarak ameliyatı olmuş ki demek ki kataraktı vardı yaşa bağlı muhtemelen. Bir gözüyle iyi görüyor diğer gözünde sorunu var. O sorununda da karıncalanmalar işte birbirine geçiyor diyor. Ve ödem olduğu söylendiği için de ödem gözün görme merkezinde bizim makula dediğimiz alanda daha çok karşılaştığımız bir olay. Ki bu gerçekse. Gerçekse dediğimden maksat hani bu testlerle ortaya çıkarıldıysa bunun tedavisi gerekiyor. Bunun tedavisi çok farklı. Ne yapıyoruz? İşte hem göz dışı damlalar var hem gözün içerisine verdiğimiz ilaçlar var. Buradaki benim, sorun ameliyat sonrası oluşan bir komplikasyon mu? Bir komplikasyon diyebiliriz. Ben öyle anladım. Evet. Hı-hı. Yani görme kusuruyla ilgili yakını görememekle ilgili bir durum ya, değil. Ödem, tabii şu an görmediğiniz için gözünüzde çok net konuşamıyorsunuz ama. Ödemden bahsettiği ama. İçin söylüyorum. Evet. Yoksa o da olabilirdi ama ödem deyince iş değişiyor. Eğer evet. ödem varsa bir gözde o zaman iş değişiyor. Yani ödemin yerleri var. Korneada ödem var. İşte hem gözün arkasında ödem var ama bu gözün arkasındaki bir ödem olduğunu düşünüyorum. Ama sonuçta gidip bununla ilgili tedavi görmesi gerekiyor izleyicimizin. Bunu söyleyebiliriz. Evet, evet. Peki. Şimdi tekrar ediyorum. Ödem olunca iş değişiyor. Ödem düzeltilmesi gereken bir hastalık olarak düşünelim. Ödemin yeri nerede? Korneada mı? Retinada mı? Ona göre yine değişir tedavi yöntemi. Ancak kesinlikle tedavi gerekir. Peki Filiz Hanım hattımızdaymış. Filiz Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Dinliyorum. Buyurun dinliyoruz sizi. Ben doktor beye sormak istiyorum. Hem uzağa göremiyorum hem yakını. Yani gözlük kullanıyorum. Ama bazen gözlerime sanki böyle perde geliyor. Artık yani gözlüksüz hiçbir şey yapamıyorum. Peki numaralar biliyor musunuz? Mesela ay, uzaktaki bilmiyorum ama yakındaki. Herhalde yüksek hocam. Yüksek. Evet. Anlaşıldı. Yani yaş kaçtı? Çok sıkıntı çekiyorum. Yaşınız? Efendim? Yaşınız? Ya 58 yaşındayım. 58 yaşınızdasınız. Tamam.
Peki hemen cevap Filiz Hanım, çok geçmiş olsun. Teşekkür ediyorum. Sesiniz İyi çok genç geliyor ama 58 gelmiyor. Onu da söyleyelim. İyi günler, geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Şimdi yine aynı şeyler aslında. Hem uzağı göremiyor hem yakını göremiyor. Şimdi böyle düşünelim. Bir hastanın 40'ına geldi, 50'sine geldi, 60'ına geldi fark etmiyor. Uzakta da bir kusuru var. Artı 1, artı 2, artı 3 fark etmiyor. Yakın her zaman buna eklenecektir. Diyelim ki uzakta 2 ise 50 yaşında da 2 gerekiyorsa yaş itibariyle yakındaki numarası 4 olacak. Çünkü ekliyoruz onun üzerine hipermetroplarda. Miyoplarda tam tersi. Şimdi hastamızın neyi var? Bir uzakta var. Bir don yanına yakın kullanıyor. Evet. Şimdi bunu çözmüş zaten. İki gözlüğü var. Ya böyle devam edecek ya da diğer yöntemlere geçeceğiz. Nedir bu diğer yöntemler? Bahsettiğim Camry'nle veya çok yüksekse numaralar, o zaman clear lens exchange veya refraktif lens değişimi dediğimiz, göz içerisinde merceği değişerek devam ettiğimiz yöntemler de var. Burada tabii ki her şeyden en önemlisi hastanın isteği, hastadaki kusurun boyutu, ondan sonra bizim vereceğimiz karar. Ayağın ikisini tedavi edebiliyoruz aslında diyebiliriz, evet, değil mi? Evet, böyle söyleyeyim. Ya uzağı yok edebilir lazerle. Hasta geldi, gözlük kullanmak istemiyorum. Diyor ki en azından biri yok olsun. Ne yaparız? Uzaktaki numaraya bir lazer uygularız. Uzaktaki numaraya lazer uyguladığımız için uzaktaki gözlükten kurtulmuş olur. Yakındaki numarası da bir o kadar azalmış olur. Azalmış olur. Bu birinci yöntem. İkinci yönteme geçelim. Yok, yakınım da geçsin. Yine uzağa lazer uygularız. Yakına Camry'nley dediğimiz korne içerisine. İki yöntemi de aynı anda da uygulayabiliyoruz aslında. Tabii de aynı anda şey yapıyoruz. Yani birbirinin devamı olarak düşünelim. Biz şimdi lazerler işin içine girdikten sonra işimiz çok kolaylaştı. Kornea veya refraktif cerrahlar olarak söylüyorum. Çünkü saniyelerle artık iş yapıyoruz. Böyle örnek vereyim ben. Bir flap dediğimiz işte hani bu Camry'nle yerleştireceğimiz ya da cep diyelim, cep oluşturmak için benim saniyelere ihtiyacım var. Dakikayı bırak saniyelerde, çünkü o lazer o hızla yapıyor bunu. Evet. Diyelim ki bir lazer cerrahisinde bir flap oluşturuyoruz. 12 saniyede oluşturuyor zaten onu bana. 12 saniye işte, diyelim ki göz numarası kaçtır? 2 numara. 2 numara için de benim yaklaşık 15 saniye ihtiyacım var. Aslında lazer göz uyguladığımız şeyler saniyeler. Geri kalanı saniyelerle tedavi olabiliriz, evet, aslında. Peki devam edeceğiz. Mustafa Bey hattımızda. Mustafa Bey hoş geldiniz. Alo. İyi günler, hoş geldiniz. İyi günler efendim, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun. Ben şimdi şahsım adıma TVNET'i kutluyorum böyle sağlık konusunda bizleri bilgilendirir için. Ben devamlı sizi izlerim her gün, her saat, bu saatlerde. Şimdi bazı konularla, kafama takılan konularda sizlerden hep bilgi almaktayım. Bu bilgiyi de ben çevreme anlatmaktayım. Sağ olun, şimdi teşekkür ederiz. Şimdi benim doktor beye bir sorum olacak. Tabii. Burada ben şimdi kanser hastasıyım. Tomografi aldım bir iki ay. Bu tomografiden sonra benim gözlerim sulanmaya başladı. Bir de yakını görmemeye başladım. Onda ben şimdi göz doktoruna da gitmedim burada Fransa'da. Acaba bu tomografinin buna bir etkisi var mı bu gözüme yani? Bilmiyorum. Soruyu anladım. Peki daha önceden yakın görme sorunuz var mıydı? Hayır, hiçbir şey yoktu. Yalnız gözüm bu ara çok yaşarıyor. Dışarıya çıkınca evin içinde bir şey yok. Bir de yakını bayağı görmeme şeyine, riskine girdim. Şu an yaşınız kaç? Benim yaşım şu anda 57'ye girdim yeni. 57'ye girdiniz. Hı-hı. Mustafa Bey çok geçmiş olsun. Hemen sorunuzu cevaplayacağız. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Sağ olun. Ben net olarak söyleyeyim. Tomografinin bir etkisi olmaz. Olmaz. Yani tomografi çektirdiğimiz işte X ışınlarıyla çalışan bir cihazımız ve bunun göze bir tesiri olmaz. Bununla bir bağlantısı yok. Hani diğer durumuyla işte aldığı tedavilerle falan olabilir mi? Belki onu bilmiyorum hani neler yapıldığı. Bu muhtemelen yapıldığı tomografi dışındaki bir sebepten kaynaklanıyor diyebiliriz herhalde. Şimdi göz zaten yaşa bağlı yakın görme kusuru yaşayacaktı. Evet. Geç bile yaşamış, onu söyleyeyim. bu yaşla ortaya çıkan yakın görme kusuru. Bunun bir ne tomografi burada suçlu ne başka bir şey suçlu. Peki. Böylece cevap vermiş olalım. Bir izleyicimiz daha hattımıza kapatmadan. Yakup Bey hoş geldiniz. Yakup Bey beni duyabiliyor mu? Duyamıyor galiba. Peki şöyle yapalım. Yayın sonrasında eğer ulaşabiliyorsa rejimize ulaşsın. Ben hocayla görüştüreceğim. Yayını almamış olmayalım Yakup Bey'i. Son olarak neler söylersiniz?
Bu hastanın kısaca söyleyeyim, tomografinin bir etkisi yok. Sulanma neden olabilir. Sulanma aslında gözün içerisinde bir kanalımız var. O da yaşla beraber, yine ne yazık ki bunu hep ifade ediyoruz, yaşla beraber daralmalar veya kaslarımıza gevşemeler olarak göz yaşını tutamayıp dışarı akıtabiliyor. Özellikle de soğukta, özellikle de dışarı çıktığımızda, özellikle de rüzgar yediğimizde daha sık görüyoruz. Bu bazen tıkanıklıkla da ortaya çıkabiliyor. Tabii ona bakmak lazım, kanallarda bir tıkanıklık var mı yok mu, ama tomografinin etkisi yok. Son olarak dediniz. Son olarak gözlerimize iyi bakalım. Belli bir yaştan sonra yakını göremiyorsak, bunun aslında herhangi bir suçlusu yok. Bu genel bir doğal bir süreç. Ve bununla ilgili bir sürü tedavi yöntemleri var. Ameliyatlar gözlükler var. Çok da başarılı sonuçlar var, da iyi. Başarılı sonuçlarımız var. Sonuçta bir göz hekimi kadar yakın diyelim. Peki. Konum olduğunuz için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sevgili